Biz kayyum atamasını antidemokratik bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Deva Partisi olarak hem parti programımızda değer verdiğimiz üzere hem de bu gelişen olaylara karşı yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere halk iradesinin üstünde biz hiçbir gücü tanımıyoruz. Hakkari halkının iradesi önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de sandığa gitmek suretiyle iradesi tecelli etti sandıkta ve bir belediye başkanı seçildi orada. Belediye başkanı seçim sürecinde de belediye başkanı olan ilgili başkanın evrakları Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Gerekli incelemeler yapıldı ve adaylığında herhangi bir yasağın veya hukuka aykırılığın bulunmadığı kendisine ve partisine bildirilmişti. Bu kayyum atamasını doğru bulmak, meşru görmek bizim açımızdan mümkün değil. Biz kayyum uygulamasını antidemokratik buluyoruz. Halk iradesinin, yani seçimde tecelli etmiş halk iradesinin de bir gaspı olarak yorumluyoruz. Bu konuda bizim duruşumuz çok net. Biz sandığa yansıyan iradeye saygı duyuyoruz ve sandığa yansıyan iradenin de yerel yönetimlerde etkin olmasını istiyoruz. Bu vesileyle de Hakkari'de yapılan uygulamanın antidemokratik bir uygulama olduğunu, yani görevden el çektirme şartları oluşmuş olsa bile ilgili başkan yönünden yerine vekalet edecek başkan vekilinin kendi belediye meclisi içinden seçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki düşüncelerimiz bundan ibaret. Bu uygulamanın özellikle Doğu illerinde belli bir seçmen tabanına karşı maksatlı olarak yapılmasını doğru bulmamız bir kere mümkün değil. Bu noktada biz bütün olaylara hukuki açıdan bakmak zorundayız. Yasal açıdan bakmak zorundayız. Az önce de anlattığım gibi belediye kanunundaki açık hükümler uyarınca bu uygulamadan kat'i surette dönülmesi lazım. Bu uygulamalar Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına da aykırı. Dolayısıyla bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil. Bu uygulamanın artık bir yerleşik düzen haline gelmesi ve bir vesileyle kademeli olarak bu coğrafyadaki belediyelerde özellikle halk iradesini yok sayacak şekilde her seçimden sonra maksatlı olarak kayyum atamalarının yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Özellikle bunu da belirtmek isteriz. Demokrasiyi önceleyen, demokratik süreçleri önceleyen partiler, sivil toplum kuruluşları açısından bir kere bu tamamı yönünden kabul edilemez bir durum. Bu konuda aslında bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün siyasi partilerinin demokrasiyi içselleştirmiş bütün demokratım diyen insanların bir kere bu antidemokratik uygulama noktasında bir karşı duruş sergilemesi gerekir. Bu karşı duruştan da maksadım demokrasiden yana taraf olmaktır. Bu uygulamanın yanlış olduğunu dile getirmektir ve bu uygulamayı içselleştirmeye çalışan, yerleştirmeye çalışan bir iradeye, bir zihniyete karşı net bir duruş sergileyip bu uygulama yanlış, bu uygulama antidemokratik diyebilmektir. Bu konudaki hukuki tavrının, bu konudaki insani ve vicdani tavrının ortaklaşabilmesi gerektiğine inanıyorum. Başta şunu söyleyeyim, biz her türlü kayyumlara karşıyız. Kimden gelirse gelsin, haksız, hukuksuzluk yapıldığı yerde biz devamlı karşısında duracağımızı Sayın Genel Başkanımız da belirttiği gibi. Öncelikle şunu söyleyeyim, Hakkari'ye yapılan kayyum tamamıyla siyasi bir karardır. Hukuki bir süreci veya bir boyutu yoktur. Sen kalkıp devletin valisini getirip belediye başkanını yapamazsın. Bunu kim yapar? Belediye meclis üyelerinden belediye meclis kararıyla birini kendi aralarında seçerler. Belediye başkanı görevini yürütebilmesi için kendi aralarında belirlemiş olduğu belediye meclis üyesi bu görevi devam eder. Ama maalesef AK Parti'nin şu anki son çırpınışlarıdır. Son çırpınışlarından dolayı şu anda kazanmadıkları illeri, ilçeleri, beldeleri sadece kendi kararlarını şu doğrultuda yapmış oluyorlar. Musluklar kesildi, kendi kaynakları kesildi. Şu anda belediyenin kaynaklarını sadece ondan sonra kendi kaynaklarına çevirmeleri politikasıdır. Onun dışında hiçbir şekilde biz bunu kabul etmiyoruz. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik nerede varsa biz bunun karşısında duracağımızı şimdiden söyleyeyim. Şimdi şöyle, bu AKP'nin tamamıyla
bölge üzerindeki yapmış olduğu korku iklimidir. Ama maalesef bu korku iklimi bir yere kadar. Bu vatandaş 31 Mart seçimindeki vermiş olduğu cevabı gibi eminim bundan sonraki genel seçimlerde de nasıl yerel seçimlerde sarı kart göstermişse ikinci sarıyı da göstermelerine artık gerek kalmayacak. Direkt bu hükümete kırmızı kart önümüzdeki seçimde göstereceğine canı gönülden inanıyorum. Kimden gelirse gelsin, hangi tarafta haksızlık yapılıyorsa karşısında durmamız lazım. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi karşısında durdu, yarın öbür gün diğer siyasi partilere herhangi bir şey yapılmayacağının anlamına gelmiyor. Bugün sana gelen, yarın bana da gelir. Önemli olan haksızlığın karşısında durmamız lazım. Kimden gelirse gelsin, hangi hükümetten gelirse gelsin. Bugün yapılan Hakkari'ndeki adaletsiz kayımlara karşı diğer siyasi partilerin de bu haksız uygulamaya karşı durmalarına davet ediyoruz.